Haydi aslanlarım! Haydi aslanlarım! Haydi kaptanlarım! Allah Allah Allah, ben orada bayağı sıkı takarım. Abi al! Abi geri al, geri! Ağaca bakalım, ağaca! Panik yapma, panik yap. Panik yapma. Abi daha alma. Dize geliyor. Tuğçe gitme Tuğçe. Tuğçe'yi çekme ya. Suya düşmek istemiyorum. Küreyi ver abi bota. Ver. Neyse bir adam ne çekiyor? Tuğçe. En son hedefimiz pandemi öncesinde 150 binde o rakamı yakaladık. Tabii ki yeni dönemde birden 150 binler dersek bayağı uçmuş olabilir miyiz, ama hayır, inanmak başarmanın yarısıysa biz yine hedefimizi en son kaldığımız noktada 150 bin olarak, ziyaretçi olarak bekliyoruz. Çünkü sadece rafting amaçlı olmadığı için, çok amaçlı Melençe'yi değerlendirilebildiği için 150 bin inşallah yıl sonuna 31 Aralık'a kadar hedefimiz 150 bin kişi. Evet, aynı anda mesela bizim kendi firmamızda 30 bot aynı anda çıkıyoruz. Diğer arkadaşlarımızda 3-4 tane firmayız. Ayrımız gayrımız zaten yok. Hepimiz Düzce'de Melençe'yle hizmet ediyoruz. Bu doğrultuda da yeri geliyor. Bir günde minimum 500'ün altına düşmüyoruz. Maksimum 1500'leri görebiliyoruz çok yoğun sezonlarımızda. Değişkenlik gösteriyor ama ortalama 500-1000 arası bir gündeki ziyaretçi sayımız oluyor. 5000 olmasa da yakın olabilir. Çünkü sirkülasyon olmak zorunda. Çünkü sayıyı ne kadar çok alırsan kalite o kadar düşer. Bizim önceliğimiz, bütün misafirlerimiz, bizim için buraya gelen hiç kimse işletme felsefesi olarak da müşteri asla değil. Çok ince bir anekdot belki ama buraya gelen herkes bizim misafirimiz olduğu için o misafir skalamızı, misal kapasite 600 kişi ise onun 700'e çıkmıyoruz. 600'de kalıyoruz, kaliteli hizmet veriyoruz. Bir gelen bir değil, 10 geliyor, 100 geliyor, 1000 geliyor. O yüzden de belli bir sınırımız var. Maksimum 2000-2500'leri görüyoruz. Yani müthiş bir burası potansiyel. Çünkü sonuçta hepimiz geziyoruz ama bir deniz sporuyla veya girdiğiniz denizle nehir hiç alakalı bir denklem değildir. Çünkü nehir çok gerçekten keyifli. Bunun yanı sıra zaten eğlencesi var, adrenalin var, macerası var, action'ı var. Anlık spontane gelişen doğanın muhteşem harika güzellikleri var. Sadece bir kere suya girip çıkmak değil, 13 kilometre boyunca 2 saat muhteşem bir suda, sıcacık bir suda o keyifle rafting yapabiliyorsunuz. Suya giriyorsunuz, hem yüzme ihtiyacınızı, hem eğlencenizi, hem adrenalinizi. 7. kilometrede müthiş bir suyun içerisinde közde çay ikram ediyoruz. Onun öncesinde karpuz kesiyoruz, suyun içerisinde buz gibi karpuz bırakıyoruz. Ve bu da gelen bütün misafirlerimizi çok daha fazla cezbediyor. Bana bin basar.